Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni eğitim sezonunda yepyeni videolarla hız kesmeden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde tam sayılarla toplama ve çıkarmayı süper bir şekilde işlemiştik. Peki bugün ne yapacağız? Türkçenin en önemli konularından biri olan sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Neredeyse her sınavda karşımıza çıkan çok çok değerli bir konu. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bir sözcüğün yeni anlamlar kazanarak birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılmasına ne diyoruz? Çok anlamlılık diyoruz. Sizlerle birlikte bırakmak fiilini inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi anlamlara geliyor. Hemen birinci örneğe baktık. Kitapları masaya bıraktı. Burada arkadaşlar bırakmak sözcüğü hangi anlamı katmış? Koymak anlamını, değil mi? İsterseniz bırakmak fiilini silin, yerine koymak fiilini getirin. Problem olmayacak kitapları masaya koydu. Problem var mı? Yok. Gördüğünüz gibi cuk diye oturdu. İkinci örneğe bakalım. Bütün işi yarına bıraktı. Neyi fark ediyorsunuz? Aynı zamanda bırakmak sözcüğü ertelemek anlamı da katabiliyor. Böyle bir anlamda taşıyabiliyor. Ekmeğin yarısını bırak istersen. Yani hepsini yemene gerek yok. Bir kısmını bırak lazım olur. Ne diyor? Bir kısmını, yarısını sakla diyor. Burada gördüğünüz gibi Bırak sözcüğü arkadaşlar sakla anlamı katmış. Yani bırakmak sözcüğü aynı zamanda saklamak anlamını da ifade edebiliyor. Bırak istediği yere gitsin. Yani engel olma. Neyi fark ettiniz? Yine taşıdığı farklı bir anlam daha var değil mi arkadaşlar? Bu şekilde birçok örnek sıralayabiliriz. Kalemimi nerede bıraktım dediğimizde burada unutmak anlamı katıyor. Bıraktığı sakal yakışmış yani bıyık ve sakal uzatmak gibi anlamlar da taşıyabiliyor. Gördüğünüz gibi bir sözcük yeni anlamlar kazanabiliyor ve birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılabiliyor. Bunu ne diyormuşuz? Çok anlamlık diyormuşuz. Gelsin gerçek anlam. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına ne diyeceğiz? Gerçek anlam diyeceğiz. Bunu aynı zamanda temel anlam da diyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. Bardaktaki su oldukça soğuktu. Bakın burada soğuk kelimesi kendi anlamında yani gerçek anlamında kullanmış. Bir sıcaklık belirtiyor değil mi? Yani sıcaklığın az olduğu bir durumu ifade ediyor. Çanta ağır olduğu için onu kaldıramadı. Yine ağır sözcüğünün gerçek anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Eğer bir sözcük gerçek anlamından uzaklaşarak cümle içerisinde yeni anlam kazanırsa bu durumda arkadaşlar bu anlama mecaz anlam diyeceğiz. Hemen örneklere baktık. Arkadaşlarına soğuk davranmamalısın. Buradaki soğuk sözcüğü bir sıcaklık ifade ediyor mu? Hayır etmiyor. Yani diyor ki arkadaşlarına samimi davran, yakın davran diyor, değil mi? Soğuk kelimesi burada uzak anlamında kullanılmış, mesafeli anlamında kullanılmış. Dolayısıyla arkadaşlar soğuğun gerçek anlamı bu değil. O zaman ne diyeceğiz? Burada soğuk mecaz anlamında kullanılmış diyeceğiz. Sözlerin ona ağır geldi. Ağırlıkla bir alakası var mı? Hayır. Yani onu üzdü, onu etkiledi ona ağır geldi derken burada bir kütleden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ağır sözcüğü gerçek anlamında değil mecaz anlamında kullanılmıştır diyeceğiz. Bir de ne var? Terim anlam var. Arkadaşlar terim anlamı gördüğümüzde aklımıza şu gelecek. Bir sözcüğün sanat, bilim veya bir meslek dalıyla alakalı özel bir kavramı karşıladığında kazandığı anlamdır. Gayet basit. Mesela resim veya müzik, bilimle alakalı matematik, fen, coğrafya olabilir bu tip alanlarla alakalı özel kavramlar ne oluyormuş? Terim anlam oluyormuş. Dikdörtgen matematikle alakalı bir terim anlam. Aynı şekilde açı. Ve arkadaşlar gezegen bakın fenle alakalı özel bir kavram değil mi? Dolayısıyla terim anlam diyeceğiz. Müzikle alakalı notalar bakın terim anlamdır. Ya da kafiye Türkçe ile alakalı terim anlam diyebilirsiniz. Örnekleri artıralım. Bugün kare konusunu işledik. Burada arkadaşlar kare matematikle alakalı özel bir kavramı karşılar. Dolayısıyla terim anlam diyeceksiniz. Bitkiler fotosentez yaparak besin üretir. Bakın fotosentez nedir? Fenle alakalı özel bir kavramı karşılıyor, değil mi? Dolayısıyla yine terim anlam olacaktır. Offside olduğu için gol geçersiz sayıldı. Bakın yine offside sporla alakalı özel bir kavram. Yine ne diyeceğiz? Terim anlamdır diyeceğiz. Gayet basit gördüğünüz gibi gelsin eş anlamlı sözcükler. Diğer bir tabirle bunlara anlamdaş sözcükler de diyebiliyoruz. Önceki yıllarda bunları işlemiştiniz. Birçoğunuz zaten biliyor olmanız lazım. Bilmeyenler için hemen beraberce hatırlayalım. Değerli gençler eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklıdır. Fakat bunların anlamları aynıdır. Yani farklı yazılıyor fakat aynı anlamlara geliyor. Örneklere bakalım. İsim, ad. Biz bunları aynı şekilde kullanabiliriz. Yani ismin ne diyebiliriz ya da adın ne diyebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı şekillerde yazılmışlar fakat anlamları aynı. O zaman ne diyoruz? İsim ve ad eş anlamlı sözcüklerdir diyoruz. Veya kırmızı al. Bakın yazılışları farklı anlamları aynı. Sayı adet, tür, çeşit ya da okul, mektep. Örnekleri artırabiliriz. Toparlamak gerekirse yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere ne diyormuşuz? eş anlamlı sözcükler diyormuşuz. Peki zıt anlamlı sözcükler neydi? Bunlar anlamca birbirine çelişen sözcüklerdi. Arkadaşlar bunlara karşıt anlamlı sözcükler de diyebilirler. Bu da aklınızda olsun. Mesela kolay, zor. Bakın anlamlar çelişiyor değil mi? Yani bunun zıttı. Aynı şekilde doğru'nun zıt anlamlısı yanlıştır. Geç kelimesinin zıt anlamlısı erkendir. Aynı şekilde fiillerin de zıt anlamlısı olabilir. Mesela çıkmak fiilinin zıt anlamlısı nedir? İnmektir. Burada dikkatli olunması gereken bir nokta var. Unutmuyorsunuz. Bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Yani gelmek sözcüğünü sizlere verdiler. Bunun zıt anlamlısı gelmemek değildir. Aman dikkat. Gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Gitmektir. Burada birazcık uyanık olmanız lazım. Yani olumsuz yaptığımızda zıt anlamlı olmuyor. Ne oluyor? O sözcüğün olumsuzu oluyor. Gayet basit. Geçiyoruz eş sesli sözcüklere. Bunlara aynı zamanda ses teş sözcükler de diyebiliyoruz. Bakın eş anlamlı sözcüklerde nasıl bir durum söz konusuydu? Yazılışları farklıydı, anlamları aynıydı. Bu sefer farklı bir durum söz konusu. Yazılışları aynı, anlamları farklı. Yani bakıyorsunuz. Aynı şekilde yazılmışlar fakat farklı anlamlara geliyorlar. İşte bu tip sözcüklere ne diyeceğiz? Eş sesli sözcükler diyeceğiz. Örneklere baktık. Sabahları yüzünü yıkamalısın. İkincisine baktınız. Torbada 100 tane ceviz var. Sizce buradaki yüz ile buradaki yüz aynı anlama geliyor mu? E tabii ki hayır. Birincisinde çehre anlamına geliyor yani bedenimizin bir parçası. İkincisinde ise bir sayı ifade ediyor. Gördüğünüz gibi bunlar Aynı şekilde yazılmışlar. Yani yazılışları aynı fakat arkadaşlar anlamları farklı. O zaman ne diyeceksin? Bunlar eş sesli sözcükler diyeceksin. Aynı zamanda bir hayvanı yüzmek yani derisini ayırmak anlamına da geliyor. Bu şekilde farklı farklı anlam örneklerini çoğaltabilirsiniz. Yazılışları aynı, anlamları farklıysa olay bitmiştir. Bir örneklere bakalım. Kazları oldukça sağlıklıydı. Kaz ne burada? Bir hayvan, değil mi? Kuş türü. Diğer örneğe baktınız toprağı biraz daha kazalım. Yani eşelim. Burada neyi fark ediyorsun? Yine yazılışları aynı olan iki tane sözcük var. Kaz. Fakat bunların yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları farklı. O zaman ne diyeceksin? Bunlar eş sesli sözcükler diyeceksin. Gelsin önemli notumuz. Değerli gençler, düzeltme işareti bulunan sözcüklerde ne yapmıyoruz? Ses teşlik aramıyoruz. Mesela hala ve hala ya da adet ve adet gibi örnekleri verebiliriz. 3 adet elman var veya dersin ki bu bizim kültürümüzün önemli adetlerinden. Düzeltme işareti olduğu için bunlar sesteştir diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Burada sesteşlik aranmaz diyeceğiz. Bir örnek daha yapalım. Satıştan iyi kar elde ettin, iyi gelir elde ettin. Beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Kar nedir burada? Bir yağış tipidir. Yine yazılışları aynı diyemezsiniz. Bunlar sesteş değildir. Aman dikkat. Evet, bu da tamamdır. O zaman artık somut ve soyut anlama geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramları ifade eden sözcüklere ne diyoruz? Somut anlam diyoruz. Yani beş duyu organımızla bunu anlayabiliyorsak, algılayabiliyorsak bu somut bir sözcük oluyor. Beş duyu organı neydi? Göz, burun, dil, deri ve kulak. Yani gözle görebilirsin, kokusunu alabilirsin tadını alabilirsin, sesini duyabilirsin veya hissedebilirsin. Bunlarla algılayabildiğin sözcükler ne oluyormuş? Somut anlamlı sözcükler oluyormuş. Hemen örneklerimizle devam edelim. Yağmurdan sonra toprağın kokusu yayılır. Kokusunu burnumuzda alabiliyor muyuz? Evet. Yani 5 duyu organımızla bunu algılayabiliyoruz. O zaman somut anlam diyebilirsiniz. Yapraklar rüzgarın etkisiyle dağıldı. Rüzgarı hissedebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla yine 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz için ne olacaktır? Somut anlam olacaktır. Güneş ışığı kapı aralığından içeri giriyordu. Işığı gözle görebiliyoruz. O zaman yine somut anlam diyeceğiz. Dikkatli olacağız. Peki soyut anlam ne oluyor? Bu sefer şunu söylüyoruz. 5 duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklerdir diyoruz. Yani 5 duyu organımızla algılayamıyorsak bunlar ne oluyormuş? Soyut anlam oluyormuş. İnsanlara sevgiyle yaklaşmalıyız. Sevginin var olduğunu biliyoruz. Fakat 5 diyor organımızla bunu algılayamıyoruz. Dolayısıyla sevgi sözcüğü ne olacak? Soyut anlamlı bir sözcük olacak. Çok sıkıntı çekti ama başardı. Sıkıntı sözcüğünü yine 5 diyor organımızla algılayamayız. Fakat ne diyeceğiz? Varlığından haberdarız. Bu soyut anlamlı bir sözcüktür diyeceğiz. Burada huzur buldum huzuru da yine arkadaşlar duyu organlarınızda algılayamazsınız. Dolayısıyla soyut anlamlı bir sözcüktür. Kullanacağımız mantık bu. Evet geldik nicel ve nitel anlama. Sayılabilen ve ölçülebilen kavramları ifade ediyorsa nicel anlamlı oluyor. Sayılamayan ve ölçülemeyen kavramları ifade ediyorsa nitel anlam oluyor. Mesela arkadaşlar ağırlık, uzunluk, sıcaklık biz bunları ölçebiliyoruz veya sayabiliyoruz değil mi bazı kavramları? Böyle bir özelliğe sahipse nicel anlam diyeceksiniz. Örneklere bakalım. Market buraya çok yakın. Uzaklık bildiriyor. Biz bu mesafeyi ölçebiliriz. Dolayısıyla nicel anlam diyebilirsiniz. Kahve içilemeyecek kadar sıcaktı. Yani termometre yardımıyla ölçebileceğin bir kavram. O zaman nicel anlam olacaktır. Peki nitel anlamdaki durum neydi? Sayılamayan ve ölçülemeyen kavramları ifade ediyordu. Bu aslında arkadaşlar nitelik ifade eder. Yani nasıl olduğunu bizlere söyleyebilir. Masadaki eski sürahiye baktı. Eski niteliğini bildirdi değil mi? Yani nasıl olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bu sayılabilen veya ölçülebilen bir şey değil. O zaman nitel anlam diyebilirsin. Son örneğe baktık. Burada birazcık dikkatli olmanızı istiyorum. Bizi oldukça sıcak karşıladı. Bakın sıcak sözcü burada nitel anlam taşıyor. E hocam biraz önce nicel anlam demiştik. Ne oldu? Arkadaşlar burada sıcak sözcüğü ölçülebilen bir kavramı ifade ediyordu. Bakın, kahve içilemeyecek kadar sıcaktı. Ben bunu ölçebilirim. Neyle? Termometreyle. Fakat şu anda sıcak sözcüğü gerçek anlamında kullanılmamış, mecaz anlamda kullanılmış. Bizi oldukça sıcak karşıladı. Yani bizi oldukça samimi karşıladı, bize yakın davrandı. Gördüğünüz gibi anlamı mecaz anlam. Gerçek anlamda olmadığı için artık bu ölçülebilen bir kavramı ifade etmiyor. Yani şunu söyleyemezsin. Gel bakayım seni termometreyle ölçeceğim. Bakalım bana sıcak mı davranıyorsun? diyemezsin. Mecaz anlamlı olduğu için artık ölçülemeyen bir kavramı ifade eder diyoruz. Dolayısıyla burada nitel anlam taşır diyoruz. Aman dikkat. Gelsin yeni başlığımız. Bu sayfada gençler sizlerle birlikte yansıma sözcükleri konuşacağız. Gayet basit, odaklanıyorsunuz. Bakın şimdi. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüklere ne diyoruz? Yansıma sözcükler diyoruz. Çevremizde, doğada birçok ses var, değil mi? İnsanlar bu sesleri işitmişler ve taklit yoluyla yeni sözcükler üretmişler. İşte bu sözcüklere ne diyeceğiz? Yansıma sözcükler diyeceğiz. Suya bakmışlar, suyun akışında bir ses duymuşlar. Bunu şırıltı şeklinde ifade etmişler. Suyun şırıltısı insanı dinlendiriyordu. Dolayısıyla şırıltı sözcüğü ne olmuş? Yansıma sözcük olmuş. Örnekleri artıralım. Horultusu diğer odadan duyulurdu. Yani öyle bir horlardı ki her yere yayılırdı. Horultu derken çıkan ses taklit ediliyor. Dolayısıyla bu bir yansıma sözcüktür. Hapşırdığında yer yerinden oynardı. Nasıl bir yaratık buysa artık arkadaşlar? Horluyor, hapşırıyor, ortalığı dağıtıyor. Yine hapşırmak nedir? Yansıma bir sözcüktür. Çünkü bu eylem yapılırken çıkan ses buna benzer. Ne diyoruz? Yansıma sözcüktür diyoruz. Yağlarsan kapının gıcırtısı geçer. Kapının çıkardığı ses gıcırtı şeklinde ifade edilmiş. Yani taklit edilerek bir sözcük üretilmiş. Ne olacak bu da yine? Yansıma sözcük olacak. Bu kısımda kafa karışıklığına yol açacak bazı örnekler var. Hemen bu örneklere bakalım. Ders like tayfa bu örnekleri sınavda kaçırmasın, farkını ortaya koysun. Arkadaşlar, ötüşmek, ışıltı ve pırıltı gibi sözcükler sanki ilk planda yansıma sözcükler gibi sizlere gelebilir. Fakat burada taklit olmadığı için bunlar yansıma değildir. Aman dikkat. Hocam ötüşmek neden yansıma sözcük değil? Çünkü arkadaşlar burada kuşlar taklit edilmiyor. Yani kuşlar öterken öt 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 mü diyor? Hayır. Dolayısıyla bir taklit söz konusu değil. Taklit yoksa yansıma sözcük diyemezsiniz. Çıkan sese benzer bir sözcük ortaya konulacak. Yani o ses taklit edilecek. Burada dikkatli olmanız gereken nokta bu. Bunu kaçırmazsanız soruları tıkır tıkır yaparsınız. Evet, son başlığımıza geçiyoruz. Burada da ikilemelerden bahsedeceğiz. Değerli öğrenciler, anlamı güçlendirmek amacıyla sözcüklerin tekrarıyla oluşan sözcük gruplarına ne diyoruz? İkilemeler diyoruz. İkilemeler daima ayrı yazılır ve asla aralarında noktalama işareti kullanılmaz. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. İkilemeler farklı şekillerde oluşturulabiliyor. Mesela aynı kelimenin tekrarıyla ikileme oluşturmak mümkün. İşte yavaş yavaş, uzun uzun, kısa kısa gibi örnekler verebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar yakın anlamlı sözcüklerle de yine ikileme oluşturabiliyoruz. Doğru, dürüst. Bakın bunlar yakın anlamlı. Ne olmuş? Ardı ardına kullandığımızda ikileme oluşturmuş olduk. Az çok örneğine baktığımızda bunların zıt anlamlı olduğunu görüyoruz. Yani zıt anlamlı sözcüklerle de yine ikileme oluşturmak mümkün. Az çok, iyi kötü şeklinde örnekler verebiliriz. Bazen de ikilemelerde birinci sözcük anlamlı, ikincisi anlamsız olabilir. Ufak tefek bunlardan biri. Bakın ufak bir anlam taşıyor fakat tefek sözcüğü bir anlam taşımıyor. Biri anlamlı, diğeri anlamsız olabilir. Hatta bazen her ikisi de anlamsız olabilir. Apar topar derken arkadaşlar ikisinin de anlamsız olduğunu söyleyebiliriz. Son örnekte neyi görüyorsunuz? İki tane sözcük var. İkisi de yansıma sözcük. Yani biz yansıma sözcüklerle de yine ne yapabiliyoruz? İkileme oluşturabiliyoruz. Su şırıl şırıl akıyordu. Gördüğünüz gibi yansıma sözcükler kullanılarak ikilemeler oluşturulabiliyor. Bu da yine mümkün. Evet değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte sözcükte anlam konusunu pratik bir şekilde işledik ve konuyu süper bir şekilde kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.